Evet arkadaşlar, geldik artık elektriğin son konusu olan transformatörler konusuna başlıyoruz. Şimdi diyor ki burada transformatörün girişine V1, çıkışından da V2 elde edilmektedir diyor. V2 V1'den büyük olduğuna göre hemen biz ne yapıyorduk? Şöyle diyorduk değil mi? V1 bölü V2 diyorduk. Bu neyle orantılıydı? Sarım sayılarıyla orantılıydı ve akımlarıyla, ama akımlarıyla nasıl? Ters orantılıydı. Hemen şöyle yapalım. Burada ne vermiş bize? Çıkış gerilimi giriş geriliminden yüksek mi? Sanki şöyle düşünün. Mesela buraya 100 volt uygulamışım. Buradan 200 volt almışım. O zaman ben bunu görür görmez transformatör yükseltici derim. Alçaltıcı değildir. Böyle bir durumda da L'nin sarım sayısı K'dan fazladır. Geldik ikinci soruya. Burada da diyor ki hangileri kesinlikle yanlış? Şimdi kesin yanlışı bulmak için bir kere ne olmuş? V1 V2'den büyük müymüş? O zaman bu transformatör, yani V1 V2'den büyükse bir kere alçaltıcıdır. Var mı böyle bir şey? Bakıyorum. Mesela X V transformatör yükseltip kesin yanlış, bitti. Yani üçleri bir aldım. Kesinlikle yanlış. Peki X yükseltici, Y alçaltıcı olabilir. Tam tersi de olabilir ama kesin yanlış veya kesin doğru diyemeyiz. Burada da diyor ki transformatörlerle ilgili olarak diyor hangileri doğrudur diye söylüyor. Bir kere doğru akımla çalışmazlar. Doğru alternatif akımla çalıştırılırlar. Gerilim yükseltici olabilir veya alçaltıcı olabilir ama güç öyle bir şey yok. Verimi %80 olan bir transformatörün giriş gücü 400 watt'tır. Çıkış gerilimi 40 volt olduğuna göre çıkış akımı kaçtır? Şimdi verim neydi? Bak verimi biz de demiştik. Her zaman yani verim anlatırken alınan bölü verilen demiştik, değil mi? Peki yüzde verim derse de çarpı 100 diyorum. Peki %80 dediği için o zaman şöyle yapalım. 80 bölü 100 eşittir diyeyim. Şimdi bu tarafa alınan bölü verilen diyeceğim. Şimdi alınan çıkış gücü olacak değil mi? Verilen de giriş. Peki giriş gücü neymiş? 400. Çıkış gücünü bilmiyorum ama çıkış gücünü de nasıl yazabilirim? I çarpı 40 volt diyebilirim. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle götürelim. Şimdi şununla şu gitsin. Bununla da o gitti. 40'lar da gitti. Bakın iğne çekti. 8 amper çıktı. Burada da diyor ki böyle bağlı bir şekilde vermişler. Şimdi V2 1. Şimdi yazalım bunu. Burası 1 voltken V1 2 volt muymuş? Tamam. N3 1. Bak bunu yazıyorum. Burası 1 en sarımlı. N4 de 2. Burası da 2 en sarımlı olduğuna göre. N2 bölü N1, yani şurası kaçtır diye soruyor. Hemen tersten gidelim. Şöyle yapalım. Şimdi hatta burayı biraz daha isterseniz büyütelim. Buraya mesela şöyle 2'ye 1 değil de şöyle yapalım. 20'ye 10 volt diyelim. Hani biraz daha yüksek söyleyelim değerleri ki daha rahat olsun. Peki sarım sayısı buradan buraya yarıya düştüğüne göre o zaman buradan da buraya yarıya düşecek ve burası 5 volt olacak mı? Buradan da buraya ne yapacak? Yine 5 volt olarak geçecek. Çünkü ara geçişlerde sarım sayısının önemi yoktu. Peki 5'ten 20'ye 4 katına mı çıkmış? O zaman burası enken, burası 4n'dir. Bizden de n2 bölü n1 istediği için 1 bölü 4 diyebilirim. Yine diyor ki verim %80 olan bir transformatör. Hemen yazıyorum. 80 bölü 100. Bak eşittir. Alınan bölü verilen yazacağım. Şimdi okuyorum. Primer devreye V alternatif. Şimdi alınan bölü verilen. Şuraya V uygulandığında sekonderden 4V elde edilmiş. Ve primer 4 amper olduğuna göre sekonder kaçtır? Bak çıktı soru. Hemen sadeleştirmelerimizi yine yapalım. Şununla şu gitsin. Şu 4 ile de 4 gitti. V'ler de şöyle sadeleşti. O zaman i dediğim ifade ne çıktı? 8 bölü 10'dan 0,8 oldu bak. Burada da bir tane alternatif akım devresi var. İşte diyor ki buna göre hangileri tek başına yapılırsa akımın etkin değeri artar. Hemen şunu bir yazayım. Neydi? V etkin eşittir. I etkin çarpı empedans diyordum. Ama burada da x ile diyeceğim. Hemen şuna bakalım. İşte kaynağın periyodu, frekansı. Ha bak bunları söylüyor. O zaman şu x ile'ye girelim mi? Biz ne istiyoruz? Etkin değer artacak. Yani bunun artmasını istiyoruz. O zaman x ile azalacak. Bizim amacımız bunun azalmasını bulmak. Peki x ile dediğim ifade neydi? 2 pi f l idi. Ben burada ne düşünmem lazım? Frekansı azaltmam gerekir. 1 oldu. Frekansın azalması, periyodun artması anlamına gelir. 2'yi de aldım. Bobinin öz indüksiyon katsayısını artırma. Ben bunu artırırsam x ile artar ama biz bunu istemiyoruz. Şimdi burada da diyor ki sarım sayılarına göre dikkat edeceğiz. Tamam, primer devre 30 uygulanmış V1 ve V2. Hemen V1'i düşünelim. 30 bölü V1 eşittir 6 bölü 8 mi? Tamam. Şöyle yapalım. Bu bunun kaç katı? 5 katı. O zaman bunun da katından. Burası ne yapacak? 40 volt yapacak. Hemen V2 yapalım. Yine 30'dan yürüyelim. 30 bölü V2 eşittir sarımları ne? 6 bölü 10.
Hemen diyorum bu bunun kaç katı? 5 katı. Bu da bunun o zaman 5 katı olacak. V2 de o zaman 50 volt oldu. Demek ki V1 bölü V2 4 bölü 5. Yine aynı. Ayrı ayrı düşünelim. Şimdi burası 20 volt. Peki 100'den 50'ye yarıya düştüğüne göre o zaman X, Y arası 10 volt oldu. Peki 100'den 40'a. Bak dikkat et. Burada 100 bölü 40 oranı var. Öbür tarafta da 20 bölü kaç olacak bizim mantığımız? Şunlar şöyle gitsin. O zaman ZT arası da 8 volt oldu. Bunları şöyle düşünüyoruz. 10 ve 8 birbirine seri bağlı oldukları için 18 voltluk bir gerilim var. Geldik transformatör testinin son sorusuna. Gerçi bu bir alternatif akım sorusu ama bunlarla ilgili sorular çıkıyor. Dikkatli yapmamız gerekiyor. Zaten konusu çok basittir. Sadece dikkat edeceğiz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur? Hemen ben buraya bakar bakmaz periyodu 4 saniye derim. Deme bak mesela görür görmez bunu söyleyebilirim. Periyot 4 ise frekans da 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1'dir. Peki buraya bakar bakmaz akımın maksimum değeri 4 mü? Bunu görebiliyorum. Peki akımın maksimum değeri 4 ise yani şöyle I max eşittir 4 amper ise o zaman etkin değerimiz nedir? 4 bölü kök 2'den ne yapacak? 4 kök 2 bölü 2 değil mi? Eşlenikten kurtardık. O da o zaman ne yaptı? 2 kök 2 amper oldu etkin değer. Akımın maksimum değeri 4 amperdir. Doğru. Akımın frekansı 0,25. Bak bulduk. 1 bölü 4 zaten. Doğru. Devredeki akımın etkin değeri de 2 kök 2'dir. Doğru. Testimiz gayet basitti gördüğünüz gibi.